Makroekonomiden hepinize merhaba. Bu hafta faiz, enflasyon, kur çemberinde bir haftayı daha geride bıraktık. Yurt dışından enflasyon endişeleri açıklamaları gelmeye devam etti. Makroekonomik veriler açıklandı. Pandemiyle ilgili yeni kısıtlamalar gelmeye devam ediyor. Gene yoğun bir hafta oldu diyebiliriz. Yurt içinde de Merkez Bankası'nın kararını karşıladık. Bu hafta ve önümüzdeki hafta neler ön plana çıkacak? Birazdan birbirinden değerli konuklarla bunları değerlendireceğiz. Çünkü enflasyon endişelerinin artıyor olması merkez bankalarının para politikalarında yeni adımlar atmalarına neden oluyor ki bu hafta da benzer açıklamalar birçok merkez bankasından geldi. İsterseniz önce kısaca haftanın öne çıkan başlıklarını ve makroekonomik verileri değerlendirelim. Hafta başı itibariyle Lütfi Elvan'ın açıklamaları vardı. Hazine ve Maliye Bakanı her bir kurum üzerine düşen görevi yapmalı şeklinde bir açıklama geldi Lütfi Elvan'dan. İngiltere'ye döndüğümüzde İngiltere Merkez Bankası Başkanı'nın enflasyonun durumunun çok rahatsız olduklarını dile getirdi. Burada özellikle IMF'den de bu hafta açıklamalar gelmişti. Enflasyonun beklenenden daha uzun süre kalıcı olabileceği ve daha önceki açıklamalarına bakarsak enflasyondaki bu kalıcılık endişesinden kaynaklı da erken bir faiz artırımına gidebileceği yönünde açıklamalar gelmişti. Lagarde'a döndüğümüzde bugün de yeni açıklamalar geldi ama hafta ortasında gelen açıklamalar da orta vadeli enflasyonun hedeflerinin altında kalacağı yönünde açıklamalardı. Lagarde dünyadaki diğer merkez bankalarından biraz daha bu anlamda güvercin olarak ayrışmakta ve Merkez Bankası'nın faiz artırımı ile ilgili erken bir adım atmasından yana olmadığını dile getirmekte aslında. Uluslararası Enerji Ajansı'ndan gelen açıklamalar da petrol talebindeki artış öngörüsünü sabit tuttuğu yönündeydi. Özellikle Amerika artan petrol fiyatlarından rahatsızdı ve burada stratejik rezervlerin kullanabilmesiyle ilgili de beklentiler şu an ön planda. OPEC'e biliyorsunuz bir arz artırımına gidilmesi yönünde bir baskıda bulunmuştu. Ancak orada hem Birleşik Arap Emirlikleri'nden hem de Rusya'dan karşıt bir görüş gelmişti ve orada arz artışına gidilmemişti. IMF'den gelen açıklamalar da aslında yine enflasyonla ilgili ve enflasyonun kalıcı hale gelebileceği yönünde açıklamalardı. Diğer açıklamalara baktığımızda Japonya'dan açıklamalar geldi. Japonya pandemiden kaynaklı yeni bir teşvik paketi açıklayacak ve bu teşvik paketinin de bu zamana kadar açıkladıklarından daha fazla olması bekleniyor. Burada da özellikle 18 yaş ve altı geçim sıkıntısı yaşayan gençlere yönelik olan paketin bu kapsamda hani birkaç farklı segmentte ayırmışlar. Bu da oldukça dikkat çekiciydi. Kamu bankaları bugün itibariyle kredi faiz oranlarında indirime gitti. Dün itibariyle Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimine gitmişti. Bunun yansımalarını kamu bankaları tarafında gördük. Amerika'da kömür fiyatı 2019 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bunun da nedenleri aslında artan enerji fiyatları nedeniyle kömüre olan talebin artmasından kaynaklı olarak değerlendirilmekte. Hafta başı itibariyle hem benzine hem motorine zam geldiği bilgisi açıklanmıştı. Bu hafta itibariyle yani motorine yarın geceden itibaren olmak üzere, benzine de bu gece itibariyle olmak üzere yeni bir zam gelmesi bekleniyor. Makroekonomik verilere de bakalım. Çünkü Çin tarafından oldukça veri akışının yoğun olduğu bir haftaydı. Çin'de sanayi üretimi %3,5 oranında artış gösterdi. Perakende satışlarda yine %4,9'luk bir artış vardı. Sermaye yatırımlarındaki artış ise bir miktar geriledi. %6,1'e düştü. İşsizlik oranlarına baktığımızda %4,9 seviyesinde kaldı. Konut fiyatları Ekim ayında %0,25 düştü. Burada özellikle geçtiğimiz haftalarda gayrimenkul sektöründe yaşanan sıkıntılarla ilgili Çin'in daha önce uygulamış olduğu kısıtlamaları kaldırması konuşuluyor. Hafta başında Evergrande ile ilgili yeniden tahvil ödemesini yapıp yapmadığı konusunda bazı endişeler ön plana çıkmıştı. Ancak bu tahvillerin kupon ödemelerinin yaptığı açıklamaları sonrasında piyasada yeniden haber niteliği olarak geçti ve piyasa fiyatlamalarının üzerinde de etkili oldu. Diğer verilere baktığımızda Japonya tarafında yine gelen veriler vardı. Japonya 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %3 daraldı.
New York Fed Empire State İmalat Endeksi açıklandı. 30.9'a yükseldi. Euro bölgesinde de 3. çeyrekte %2.2 büyüme gerçekleştirdiğini gördük. Son olarak ABD'de işsizlik maaşına başvuruların sayısı 268 bin oldu. Bu da özellikle Amerika istihdam tarafını önemsediği için Powell'ın son toplantısındaki konuşmalarında da tam istihdama olan vurgusu dikkat çekiciydi. Bu anlamda işsizlik başvuruları da yakından takip ettiğimiz verilerden. Son olarak Merkez Bankası'nın ne yaptığına bakalım. Merkez bankaları çünkü bu hafta sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası değil, Endonezya, Güney Afrika, Filipinler gibi merkez bankalarının kararlarını da karşıladık. Endonezya %3,5 seviyesinde sabit bıraktı faizleri. Filipinler'e döndüğümüzde Merkez Bankası %2'lik politika faizini değiştirmedi. Yayının başında da söyledik, Perşembe günü dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 100 bas puan indirerek %16'dan 15'e indirdi. Ve son olarak Güney Afrika Merkez Bankası faizi 3.75'e yükseltti. Haftanın öne çıkan verileri ve gündem başlıkları bu şekildeydi. Dünkü kararın etkileri aslında evet ekonomik olarak etkilerini dün itibariyle konuştuk ama piyasa tarafındaki etkilerini de Vakıf Yatırım Direktörü Altan Aydın'la konuşalım isterseniz şimdilik. Altan hoş geldin öncelikle. Merhabalar, yayınlar. Teşekkürler. Şimdi dün Merkez Bankası'nın kararını karşıladık Altan. Sana kararı nasıl yorumladığınızı sormak istiyorum ve özellikle hafta başı itibariyle tabii burada geri alımların da etkisi var ancak piyasada endeks tarafında bir iyimserlik var. Burada kararın, Merkez Bankası'nın kararının etkisini görüyor muyuz? Piyasadaki bu yükselişin devamını bekliyor musun? Yani tabii paranın etkisi ve aslında diğer varlıklardaki fiyatlamaların etkisi daha baskın diyelim. Özellikle enflasyon ve kurdaki hareketle beraber hem alternatif getirilerin düşmesi hem de biraz daha paranın değerini korumak amaçlı talep geldiğini görüyoruz. Doların yükselişiyle beraber dolarda yeni alım yapamayacak olanların veya dolar bazında endeksin çok ucuz geldiğini düşünen ciddi bir talebi var. Biz zaten nereden bakarsanız yaklaşık 2-2,5 aydır en azından temel değerlere göre çok ucuz olduğunu söylüyorduk endeksin. Dolayısıyla oradaki özellikle Merkez Bankası kararlarıyla yaşanan ivmelenme şu anda biraz daha kurla beraber hareket ediyor gibi görülüyor. Dolayısıyla orta uzun vadede mevcut değerlemelere ve hedeflere bakarak bu hareketin devamının gelebileceğini söyleyebilirim. Olumluyum açıkçası. Ama kısa vade için özellikle son kur hareketi ve son 1-2 günlük oynaklığı düşündüğümde bir düzeltme ihtimalinde arttığını düşünüyorum. Genel itibariyle böyle bir yüksek hacimle bu denli oynaklık olduğunda bir düzeltme sinyali alırız. Böyle bir sinyal görüyorum ben de açıkçası. Yani birkaç günlük bir düzeltme hareketi görülebilir ama bu pozisyonları kapatmak vadede tedirgin olmak için yeterli olmayabilir. Orta uzun vade dediğim gibi olası gerilemeler hep alım fırsatı olarak değerlendirilmeli bence. Şu anda tabii ki hem enflasyonist ortamdan kaynaklı hem de doların seviyesinden kaynaklı güçlü bir hareket var ama sadece buna bağlamak doğru değil. Şirketler ucuz ve bilanço olarak da içlerinde değer var ve bu potansiyel olarak bize ciddi anlamda bir potansiyel sunuyor. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman makul bu alımların geliyor olması. Sadece kısa vadede çok hızlı yükselişin ardından ciddi bir oynaklık gördük. Dün nereden bakarsanız %3-3,5 civarında bir dalga boyu gördük. Evet. Bu aslında kısa vade düşünenler için zarar verici bir oynaklık. O nedenle bir düzeltme hareketi veya bir soluklanma hareketi görebiliriz. Ama dediğim gibi orta uzun vadede hedef olarak da 1950-2000 civarında bir hedefle Borsa İstanbul hisse senetleri pozisyonları korunmalı diye düşünüyorum. Altan peki şunu merak ediyorum. Özellikle dünkü metinle baktığımızda ihracat vurgusu ön plana çıkmıştı. Zaten faizlerin inmesinin ardında yatan neden de burada kredi taleplerini artırarak ihracatı desteklemek için. Bu anlamda da sektörel olarak baktığımızda endekste hangi sektörler biraz daha ön plana çıkabilir? Özellikle ihracat yoğun sektörler olarak. Şimdi aslında Eylül'den bu yana harekete baktığımızda çeşitli sektörler ön plana çıktı ama burada mali sektörün biraz daha ön planda kaldığını gördük. Hem bu kredi faizlerinin biraz daha yavaş gerilemesi, mevduat faizlerinin hemen gerilemesiyle beraber
beraber oluşan arzdan bankalar olumlu etkilendi. Aynı zamanda borçlanma maliyetinin aşağı geliyor olması tabii bankalar için çekirdek gelirlerde olumlu. Dolayısıyla güçlü bilançolar sonrasında, bilanço öncesi sonrası hareket ve bu Merkez Bankası kararlarının yansımaları mali sektörü ciddi etki etti. Bankalarda ciddi bir hareket gördük. Bundan sonraki süreçte de bir kere bankaların lider konumda kalabileceğini düşünüyorum. Onun dışında özellikle 4. çeyrek finansalları öncesinde ve sonrasında dediğin gibi ihracatçı şirketler ve döviz fazlası olan şirketlere 4. çeyrek bilançosunda olumlu katkılar olacak. Bunun sebebi şu: 3. çeyrekte yatay gibi görünen kur ve TL hareketi 4. çeyrekte %15'leri aştı. Dolayısıyla elinde döviz fazlası bulunan şirketler finansal gelir anlamında burada 4. çeyrek bilanço döneminde önemli gelirler elde edecekler. Bunun dışında ihracatçı olan şirketlerde tabii doğal bir korunma yolu bu ve doğal hedge'ler. Dolayısıyla buradaki kur hareketinden zarar görmedikleri gibi gelirlerinde de nominal olarak bir artış görüyoruz. Bu da 4. çeyrekte bu denli şirketlere pozitif yansıyacak. Burada tabii ilk başta akla gelen otomotiv, beyaz eşya sektörleri burada tabii ilk başta akla gelir. Bunlar iyi performansa devam edecekler. Onun dışında şişe cam yine hem dolar pozisyonu, döviz pozisyonu hem de yurt dışındaki işte sebebiyle yine pozitif etkilenecektir. Onun dışında demir çelikte de mesela İskenderun demir çeliğinin pozisyonlar yine buna pozitif etki edebilir. Bu tip aslında zaten uzun yıllardır aslında bildiğimiz bilançoların yapısını az çok bütün yatırımcıların kestirebildiği döviz fazlasına sahip olan şirketler yine pozitif fiyatlanacaklardır. Bilançolarında da bunun etkisini göreceğiz. Onun dışında belki çok fazla etkili değil ama dolaylı olarak etki ettiğini düşündüm. Biliyorsunuz son olarak Garanti Bankası'nda yabancı ortağın bir çağrı, gönüllü çağrı teklifi vardı. Evet. Buna benzer kur hareketinden sonra yabancı ortağı olan şirketlerin de ben önümüzdeki dönemde biraz daha gündem başında olacağını düşünüyorum. Çünkü bu şirketlerin ortaklık payının artması söz konusu olabilir. BBVA gibi diğer yabancı ortaklar da yeniden paylarını arttırma isteğine girebilirler. Dolayısıyla bu şirketlerin de ben göz önünde tutulması gerektiği kanaatindeyim. Tam olarak bu noktaya değinecektim aslında Altan. Çünkü şimdi Yapı Kredi Garanti Bankası BBVA'nın bu haftaki çağrısı aslında piyasada biraz itekleyici güç oldu. Şimdi BBVA evet garanti paylarını gönüllü alma teklifinde bulundu. Ama UniCredit'e baktığımızda da Yapı Kredi'de Koç Holding tarafından alınmayan payları sattı. Aslında birbirinin tersi hareket yaptılar. Bu iki kararı nasıl okumak gerekiyor? Bir tarafta hani bir yabancı ortak pay alımı gerçekleştirirken gönüllü, diğeri satma taraftarı oldu. Şimdi tabii doğru, aslında doğru bir soru. Önemli ama Yapı Kredi'nin ortağı UniCredit'in aslında eğilim olarak baktığımızda zaten çıkma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada kararını bu yolda değiştirip yeniden burada çok zararlı bir işlem olur o. Dolayısıyla ben onu çok açıkçası makul buluyorum. Yani o tarafta, o yönde hareket etmeleri. Belki doğru değil ama makul. O nedenle onu çok birbiriyle karşılaştırmıyorum ama bu çok akla gelen bir soru. Ben BBVA kararının çok daha olumlu olduğu kanaatindeyim. Çünkü UniCredit zaten çıkma eğiliminde olduğu için, bu ülkeden exit etme eğiliminde olduğu için bunu çok karşılaştırmıyorum ama makul bir tercih olarak görüyorum. Bunun dışında aslında burada dikkat edilmesi gereken bir başka konu, UniCredit'in çıkacağı %20'lik payın işte %18'ine yakınını Koç Holding alıyor. Bu çok önemli. Çünkü Koç Holding'in bu denli bir paya hemen talip olması ve alınmayan %2'nin piyasada da dün ve ondan önceki gün belki hafta boyunca satıldı, onu da gördük, ciddi şekilde taleple satılmış olması bence zaten ilgiyi gösteriyor. Uzun zamandır ilk kez Sabancı Holding'in yapmış olduğu yine geri alım bence etkisini gösteriyor. Bunlar çok büyük gruplar ve genel olarak Türkiye'nin geleceğine ilişkin de fikren çok ciddi sanayi alt kollarına sahip oldukları için daha önemli insightları var. O nedenle bu tip alımların ben geleceğe dair çok önemli sinyaller verdiğini düşünüyorum. Bu şekilde değerlendiriyorum. UniCredit'in hareketine, BBVA'nın tam karşı hareket olması ile
Evet, bir düşünmek gerekebilir ama zaten çıkma eğiliminde olan bir şirketin mevcut kurlarla da geri dönüp alması da beklenmesi çok doğru olmazdı. O yüzden bunu açıkçası daha çok nötr olarak değerlendiriyorum. Ben burada biraz daha UniCredit'in elinde olan varlığın satışında Koç Holding'in yeniden direkt olarak talip olmasını çok daha olumlu buluyorum açıkçası. Evet, bir de şunu sormak istiyorum Altan. Şimdi yabancı yatırımcının yokluğunu çok uzun zamandır konuşuyoruz. Burada dolar bazında baktığımızda gerçekten çok ucuz bir piyasa var emsallerine göre. Ama aslında biz yıllardır hani bu piyasadaki birçok şirketin ucuz olduğunu zaten söylüyoruz ki günden güne biraz daha ucuzluyor aslında. Yabancı yatırımlarına baktığımızda, örneğin işte son bir aylık yatırımlara baktığımızda burada kalıcı olarak, yani kalıcı demek aslında belki şu an için biraz erken olabilir ama yabancı tercihlerinde bir artış, talebinde artış ve sektörel olarak bir dağılım görebiliyor muyuz? Yabancılar şu anda en çok hangi sektörleri tercih ediyorlar ve o hisseleri elde tutma süreleri uzadı mı aslında? Merak ettiğim bu. Evet, yani bir süredir dediğin gibi yıl içinde çok ciddi yabancı satışlarıyla karşılaştık. Yabancılar özellikle son bir haftadır çok daha yoğun şekilde bence hisse aldılar ki önümüzdeki haftaki verilerde bunu daha net görebiliriz. Yabancı takas oranına çok fazla bakmıyorum. O oranın içinde bazı başka faktörler var. O yüzden çok anlamlı değil bence. Evet, bir artış var 40'tan 43'e ama çok bize doğruyu yansıtmaz. Burada daha çok işlemleri biraz daha incelemek lazım kurum bazında belki. Benim gördüğüm bu hafta ciddi bir alım oldu yabancı yatırımcılar tarafından. Nasıl bir yabancı olduğunu şu an için bilmemiz çok kolay değil. Ama elde tutma süreleri açısından düşündüğünde buradan alınan pozisyonların çok kısa sürede çıkabileceğini düşünmüyorum. Ben daha önce de sıklıkla söylediğim gibi uzun vadede Türk hisse senetlerinin önünün çok açık olduğu kanaatindeyim. Burada çok ciddi bir baskı görmüş. Hatta dolar bazında baktığın zaman ve benzerleriyle kıyasladığında son 7-8 yıldır ciddi şekilde baskı yemiş hisse senetlerinin uzun vadeli bir trende başlayabileceği ve şu anda o trendin başında olduğumuz kanaatindeyim. Biz belki 12 aylık hedefler yapıyoruz, veriyoruz ama daha uzun vadeye baktığın zaman potansiyelin çok daha yüksek olduğunu ve hatta belki biraz iddialı olacak ama 4-5 senelik çok önemli bir trendin de başında olduğumuz kanaatindeyim. O nedenle burada giren yabancıların uzun süre burada kalabileceklerini düşünüyorum. Alınan hisse adetleri ve oradaki hareket tarzları bana bunu gösteriyor açıkçası. Değer olarak zaten çok çok ucuzuz. Orada zaten hiçbir beis yok. Biz daha önce de hep şunu ifade etmiştik. Ucuzuz ama cazip miyiz? Bu tartışılır. Şu anda çok cazip olduğumuz aşikar. Önümüzdeki süreçte bu cazibenin talebe dönebileceğini düşünüyorum. Daha da artacağı kanaatindeyim. Yabancı yatırımcıların önümüzdeki 6 ay içinde daha güçlü şekilde Türkiye'de Türk hisse senetlerini tercih edeceklerini düşünüyorum. Burada da başı yine bankalar ve holdingler çekecektir. Çok önemli sanayi şirketleri de var tabii. Ama şu anda ucuzluk anlamında belki sektör içinde bir iki şirket sayabilirim. Daha çok bankaları ve holdingleri tercih ediyoruz. Onun dışında telekomünikasyon sektörü, işte şişe cam, elektrik sektöründe yine beğendiğim şirketler var. Perakende sektöründe beğendiğim şirketler var. Bu şirketler de tekil olarak tercih edilebilir ama sektör olarak topyekün mali sektörü hala beğendiğimizi ve uzun vadede ciddi potansiyel gördüğümü söylemek mümkün. Peki şimdi biraz da makro tarafa dönmek istiyorum. Merkez Bankası'nın kararını aldık. Metinde şöyle bir cümle vardı. Aralık ayında sınırlı bir alan kaldığına atıfta bulundu. Merkez Bankası'ndan faiz indiriminin devamını bekliyor musun Altan? Karar metnine göre son bir faiz indirimi muhtemelen Aralık ayında olacak. Daha önceki ifadelerle beraber düşünüldüğünde, ekonomistlerin de yorumunu az çok beraber bir potada erittiğimde 50 ila 100 bas puan bir indirim gibi düşünebiliriz. 100 bas puan indirim biraz belki hani bu metne uymayabilir. Çünkü daha önce sınırlı bir alan kaldı demiş metinde. 100 bas puan bir indirim yapıldı. Aynı ifade korunuyor. Dolayısıyla ve son bir indirim daha muhtemelen olacak Aralık ayında. Bunun 50 olması o karar ve o patikaya daha uygun gibi görünüyor. Piyasa beklentilerine baktığınız zaman piyasanın her ne kadar katılımcılar 100 bas puan indirim olarak ankete fikirlerini beyan etseler de fiyatlamada görüyoruz ki bu fikre çok fazla bet edilmemiş. Çünkü hareket çok sert oldu. Demek ki 100 bas puan yapabilir fikrini beyan eden ekonomistlerin veya piyasa katılımcıların çoğu buna dair pozisyon almamışlar. Ben böyle anlıyorum. O nedenle Aralık ayındaki bu faiz indiriminin
eğer olursa biraz daha sakin bir fiyatlamaya sebep olabileceğini düşünüyorum. Çünkü önceden şu anda yine fiyatlamalar var. Biz daha önce bu toplantı öncesinde 100 bas puanın fiyatların içinde olduğu kanaatindeydik. Ama görünüyor ki çok fazla değil. Belki o senin de söylediğin Aralık ayındaki ifadeyi de fiyatlıyor olabilir. O nedenle Aralık ayından sonra kurda da bir soluklanma açıkçası beklentim var. Ama tabii faiz indirimlerinin ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Biz şimdi aralığı son gibi düşünüyoruz ama bundan sonraki süreci yine takip edeceğiz. Daha çok enflasyonun seyri bizim için önemli açıkçası şu anda. O yüzden aralık başındaki o enflasyon verisini daha yakından takip ediyoruz açıkçası. Tam olarak bu noktaya geleceğim. Dolar TL tarafında dün ciddi bir volatilite vardı aslında. 50 kuruşu geçen bir volatiliteydi. Burada dolar TL tarafında şimdi dün satışlar gerçekleştikçe TL tarafında bu dolar TL'deki hareketin, yükselişin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine de yansıdığını gördük. Farklı bazda hani baktığımızda orada da satışlar biraz derinleşti ve yurt dışı raporlara baktığımızda aslında TL'deki o değer kaybının diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine bulaşıcı etki yaratır mı endişesi bir miktar var. Burada dolar TL tarafında sonuçta artık para politikası belli. Burada faiz indiriminin devam edeceğini bekliyoruz açıklamalara ve metne göre. Burada dolar TL tarafındaki bu hareketin diğer gelişmekte olan ülkeler üzerinde de etki yaratmasını bekler misin? Yani daha önce bunu bizim için değil, Güney Afrika ve Brezilya için de konuşulmuştu. Gelişmekte olan ülke para birimlerindeki hareketler birbirine bulaşıcı etki yaratabiliyor zaman zaman. Böyle bir endişe var mı? Dolar TL'deki yükselişin devamını bekliyor musun? Ya burada tabii şunu söylemek lazım. Şu anda zaten yukarıda çok bir seviye belirtmek kolay değil. Doğru da değil. Ama tabii ki aynı sepetin içinde bulunan para birimleri birbiriyle etkileşime giriyorlar. Bu daha önce başka para birimlerinde yaşanan hareketin bize sirayet etmesi gibi. Bizdeki hareketin de başka para birimlerine sirayet etmesi yaşanılan bir durum. Son dönemde de yaşanıyor olabilir. Burada tabii dolar endeksinin 96'ya geliyor olmasının da ufak da olsa payı vardır. Oradaki en azından algı olarak. Ama genel itibariyle tabii dediğin gibi en azından faiz artan ülkelerin de enflasyon beklentilerine göre burada para birimlerinin çok değer kaybetmesi çok anlamlı değil. O yüzden dediğin doğru gibi görünüyor. Bundan sonraki süreçte ne olur dersen bunu belki opsiyonlardan yola çıkarak bir bant şeklinde düşünebiliriz. Şu anda Kasım ve Şubat vadelerde 11.50 12.50 bandında opsiyonlar kümelenmiş gibi görünüyor. Ama bu çok şey ifade etmez. Yani bantımızda bir var. Hemen giderene kadar haberlere bakalım. Şimdi haftalık bazda baktığımızda zaten FED tarafında olan açıklamaları takip etmeye devam ediyoruz. Orada enflasyon tarafındaki kalıcı mı olacak, geçici mi olacak üyeler arasında konuşulmaya devam ediyor. Bağlantı düzeldiğinde FED'deki beklentilerini de altına soracağım. Burada zaten beklentiler Kasım ayından Temmuz ayına kadar düşürülmüştü. 2022'nin Kasım ayında yeni bir faiz, yeni demek daha doğru değil tabii ki, varlık alımları bitmedi. Faiz artışı gelebilir beklentileri ön plana çıkmaya başlamıştı. Ancak bazı üyelerden gelen açıklamalarda faiz artışına gidilmesi halinde bunun maliyet enflasyonu yaratabileceği yönünde bazı açıklamalarda gelmeye başladı. Diğer taraftan şimdi yayın başlamadan önce Avusturya'dan da bir haber geldi. Avusturya tam kapanmaya gidiyor gene ve Şubat ayında da aşıyı zorunlu bir hale getirecek. Benzer açıklamalar Fransa'dan geldi. Hollanda tarafına baktığımızda Hollanda'dan sınırlı kapatmalar geldi. Almanya tarafından benzer açıklamalar geliyor. Dünya yeniden korona nedeniyle kısıtlamaya gidecek mi? Böyle bir endişe de var. Çünkü bu arz yönlü sıkıntıların yaşandığını baz alırsak geçtiğimiz yıla kıyasla, yani şu anki enflasyonun arz yönlü etkilerden kaynaklı olduğunu düşünürsek, yeniden kapanma üretim maliyetlerini yeniden yukarıya çıkartacak mı ve bir maliyet enflasyonu yaratacak mı, bu endişeleri de konuşmaya devam ediyor olacağız. Bağlantıda sorunumuz var, gideremedik maalesef. Kısa bir araya gidelim, aranın ardından kaldığımız yerden gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz. F
Efendim makroekonomiye kaldığı yerden devam ediyoruz. Altan'la bağlantıyı devam ettiremedik. O buradan kendisine tekrar teşekkür ederiz vermiş olduğu bilgiler için. Dünkü karardan bahsettik. Bunun piyasa yansımalarını konuştuk. Bir de ekonomi tarafında neler yansıdı? Dünyadaki diğer gelişmekte olan ve gelişmiş merkez bankaları neler yapıyor? Ve burada ihracattaki özellikle artış sürdürülebilir mi? Bunu da TED Üniversitesi doçent doktor TED Üniversitesi öğretim görevlisi doçent doktor İbrahim Ünalmış ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Merhaba arkadaşlar. Hocam dün Merkez Bankası'nın kararını karşıladık. Burada faiz oranlarında 100 baz puanlık bir indirim gerçekleşti. Faizleri 15'e çektik ve özellikle metnin içinde önemli bir ayrıntı vardı. Özellikle para politikasındaki bu değişiklikle birlikte ticari krediler üzerinde olumlu etkileri görülmeye başlanmıştır şeklinde bir cümle geçti. Burada öncelikle kararı nasıl değerlendirdiniz ve ihracat tarafındaki bu artış, şu an sınırlı da olsa bir artış var. Bu sürdürülebilir olur mu? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Karar her ne kadar piyasa beklentilerine paralel gerçekleşmiş olsa da aslında belki de olması gereken dışında karar olduğu için yine bunlar üzerinde baskı yaptı. Daha önce yapmış olduğu yönlendirme çerçevesinde aslında piyasa rahatlamak için bir faiz indirimini tahmin etmiş. Fakat yine de etmekle birlikte bu faiz indiriminin aslında yapılmaması gerektiğini de düşündüğü için ve bir miktar belki yine optimist yatırımcılar tarafından belki bu ay faiz indirimi olmaz diye düşünüldüğü için aslında beklendi mi? Tabii ki beklendi. Ama sonrasında gördük ki faiz indirimi tekrar faiz indirimi. Aslında bir önceki ay yani Ekim ayı metninde yazan şeye göre az bir miktar faiz indirimi için alan kaldığı söyleniyordu. Biz bu az miktarı piyasa genelde 100 baz puan olarak değerlendirmişti. Ama Merkez Bankası anlıyoruz ki bu 100 baz puandan fazla değerlendiriyor bu kalan alanı. Ve 100 baz puan bu ay indirdikten sonra önümüzdeki ayda 1 baz puan daha ya da 100 olur. Belki daha farklı olur. Tekrar bir indirim için indirimi düşüneceğini bize söyledi. Şimdi ekonomi kur üzerinde ne gördük hareketler gerçekleşti. Zaten sığ bir piyasa sert hareketler gerçekleştikten sonra bugün 11 onlar civarında biraz stabilize olduğunu görüyoruz. Bunun ihracat üzerinde etkisi olur mu? Bunun ihracat üzerinde tabii ki kısa vadede etkisi olur. Ama Merkez Bankası ekonomistleri tarafından yapılan çalışmalar var. Yani bu çalışmaların sonucuna baktığımızda Türkiye'nin özellikle ana ticaret ortakları ile yaptığı ticaret asıl bir ihraç yerdeki olduğu yani fiyat seviyesi kazandığımız avantajların ihracat üzerinde etkisi olumsuz. Ama diğer tarafta karşı tarafın, örneğin bizim ana ticaret ortaklarımız Avrupa'da neresi? Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkeler. Buralardaki gelir seviyesindeki artış önemli. Asıl ihracatımızı destekleyen, ihracatımızın artmasına sebep olan diyecek şey Avrupa'da işler. Nitekim şu anda Avrupa'da işler iyi gitmekte. Özellikle sanayi tarafında Avrupa'da işlerin iyi gitmekte. Orada da yapay meslek baktığımızda, diğer öncülük baktığımızda Avrupa'da bir ve hep durumu var. Bunlar tabii ki ihracat açısından yansıyor. Biz bunu yakalıyoruz. Aynı zamanda Çin'den ithalat yapmak için söylüyorum. Çin'den ithalat yapmak maliyeti yükseldi. Bunun avantajı Avrupa'ya ihracat
olmakta. Dolayısıyla burada ihracat kontrolü önümüzdeki dönemde çok fazla çekeceğiz. Kurlar tarafında zaten fiyat açısından sağlık Türkiye ihracatçıya bundan daha fazla yani, aslında ben ihtiyacı yok. Kaldı ki biz total olarak kur tarafında bildiğimiz kazanımlar birkaç ay, 3-4 ay içerisinde karşı taraf yani ihraç ettiğimiz ülkeler diyor ki siz sizin kâr marjlarınız yükseldi. Bu kadar kâr marjıyla biz çalışmayalım. Siz biraz... Araya giriyorum, kusura bakmayın. Seste bir ufak bir problem var. Çok kesik kesik geliyor. İftar fenifeni tekrar arasın arkadaşlar. Tekrar bağlayalım sizi. Çünkü verdiğiniz bilgiler önemli. Onlarda arada da bilgi kaçırmak istemeyiz. Tekrar bağlayalım arkadaşlar. O arada da merkez bankalarının faiz rakamlarını da alabilirsem genel olarak merkez bankaları gelişmekte olan ülkeler son 6 ay içerisinde ne yapmış merkez bankaları? Buna bakalım iftar feniz. Burada baktığımızda Türkiye'de 400 bas puanlık bir faiz indirimi varken Hindistan, Pakistan, Güney Kore, Romanya, Kolombiya, Meksika, Ukrayna, Polonya, Macaristan, Peru, Şili, Rusya ve Brezilya faiz artışına gitti ki Rusya ve Brezilya bizim aynı sepet içerisinde yer aldığımız ülkeler. Burada da faiz artışları Rusya tarafında 250 bas puanlık, Brezilya tarafında da 400 bas puanlık seviyelere yaklaşmış durumda. Burada tabii ki özellikle Fed'in ne yapacağı, ne yapacağı önemli olmaya devam edecek. Gelişmekte olan ülkeler değil, gelişmiş ülkelerde de faiz artışının başlayacağı bir döneme giriyoruz. Burada işte Haziran ayında, 2022 Haziran ayında Fed tapering'i sonlandıracak artık. Bu konuşuluyor, metinlere de yansıdı, beklenti fiyatlamalarına da yansıdı. Ancak faizi ne zaman artacak, artıracak? Bunu tartışıyoruz. Kalıcı olacak mı, olmayacak mı? Bunu tartışıyoruz. Burada az önce de bahsetmiştik. Özellikle yeniden kapanmalar gelirse burada tedarik zinciri tarafında yaşanan aksaklıklar yeniden ön plana çıkabilir. Maliyetlerdeki artış yeniden ön plana çıkabilir. Tabii ki istihdam tarafında sektörel bazda baktığımızda kayıplar yeniden ön plana çıkacak ki özellikle istihdamda zaten pandemi nedeniyle etkilenen işletmelerin istihdamını sağlamakta dünya hala zorluk çekiyor. Bundan geçtiğimiz işte 3-5 hafta öncesine kadar biz İngiltere'de tır şoförü bulmakta zorlandığını konuşuyorduk İngiltere'nin ve bu nedenle de tedarikte sıkıntılar, aksaklıklar yaşandığını konuşuyorduk. Bu da özellikle fiyatlara maliyet enflasyonu anlamında yansımaya devam ediyor. Talep enflasyonuna baktığımızda birikmiş bir talep vardı. Bunu yeni yeni ülkeler ve toparlanma sonrası birikmiş talebi yeni yeni yansıtabildi. Karşılığını arz anlamında yeni yeni sunabildi. Ama yeniden kapanma girer de üretim dünya çapında bir aksamaya uğrarsa şayet burada hem talep kaynaklı birikmiş beklenti yansıyacak yeniden hem de maliyet enflasyonu yeniden yansımaya başladığını görebiliriz. Burada zaten Türkiye tarafına baktığımızda da enflasyon rakamlarını görüyoruz burada gelişmekte olan ülkeler için. 19.89'lara gelen bir Türkiye enflasyonu vardı. Özellikle ÜFE ve TÜFE arasındaki makasta açılmaya devam ediyor. Burada sadece Amerika'ya baktığımızda Powell'ın son açıklamaları maliyet kaynaklı enflasyona işaret etmekteydi. Çünkü arz tarafında yaşanan sıkıntılara dikkat çekmişti. Türkiye'de hem talep enflasyonu hem maliyet enflasyonu ikisi bir arada ilerliyor. Burada TÜFE ÜFE arasındaki makas da açılmaya devam ediyor aslında. Diğer ülkelere baktığımızda da onların içerisinde en yüksek enflasyona sahip olan bir ülkeyiz. Ve burada özellikle son işte birkaç gündür döviz tarafında, kur tarafında yaşanan hareketliliğin de etkisini önümüzdeki aylarda gecikmeli olarak kur tarafına yansıdığını görebiliriz. Bu gecikme geçtiğimiz yıllara kıyasladığımızda daha az olabilir çünkü fiyatlara çok daha hızlı yansımaya başladı. Burada dövizdeki artış özellikle reel sektör tarafında üreticinin aynı ürünü aynı fiyattan yerine koyamama endişesiyle bazı sınırlamaların ön plana çıkmasına ve burada fiyat artışlarının daha hızlı stokların erimesiyle çünkü aynı ürünü aynı fiyattan yerine koyamayacağı için fiyatların daha hızlı artmasına neden oldu. O anlamda da enflasyona bu dövizin geçişkenliğini geçtiğimiz dönemlere kıyasla çok daha
hızlı görebiliriz. Diğer tarafta baktığımızda enerji fiyatları bu hafta da artmaya devam etti. Özellikle elektrik kontratlarında yeni rekor seviyeler test edildi. Doğalgazda yılın en sert kışının geçeceği bekleniyor. Doğalgaz fiyatları artmaya devam ediyor ve bu sorunlara da bir çözüm bulunabilmiş değil şu an itibariyle. İbrahim hocamızı yeniden bağlayabildik. Hocamıza da soralım bu etkileri. Hocam tam olarak aslında enflasyon endişelerinden bahsediyordum. Bir tarafta doğalgaz, elektrik yani enerji fiyatları diye toparlayayım. Diğer tarafta da gıda enflasyonu artmaya devam ediyor. Yurt içine baktığımızda bir de önümüzdeki günlerde işte dövizin geçişkenliğini göreceğiz. Burada enflasyonda dünya çapını aslında sormak istiyorum ben size. Sizce bu enflasyon geçici mi olacak, kalıcı mı olacak ve bu yeni bugün gelen işte Avusturya'dan geldi. Bu yeni kapanmaların yeni bir maliyet enflasyonu yaratma ihtimali var mı? Enflasyondaki artış hızlı bir şekilde ortadan kalkmayacak. Orası kesin. Bugün Almanya'daki üretici fiyatı enflasyonunu gördük. %18'in üzerinde. Almanya'da çok uzun zamandır bildiğim kadarıyla 1950'lerden beri görülmeyen bir enflasyon yaşanmakta. Bu benzer bir durum diğer ülkeler için de geçerli. Yani bu neden kaynaklanıyor? Bir yandan emtia fiyatlarındaki artışlar. Enerjiden tutun metallere kadar, gıdaya kadar bütün emtia gruplarında fiyat artışları var. Bunlar üretimin maliyetlerini yukarı doğru artırmakta. Diğer taraftan özellikle tedarik zinciri içerisinde meydana gelen sorunlardan dolayı bir kısım fiyatlar artışlar görüyoruz. Çip bunlardan biri örneğin. Ama son dönemde çip tedariki ile ilgili sorunlarda gelen açıklamalardan anlıyoruz ki yavaş yavaş üreticiler bu sorunu aşmaktalar ve biraz normale dönecek. Ama bu süreç hemen gerçekleşmeyecek. Bu fiyatlardaki normalleşme biraz zaman alacak. Diğeri de taşıma maliyetleri, navlun maliyetlerindeki artışlar çok ciddi boyutlardaydı. Özellikle Çin'den Avrupa'ya, Çin'den Amerika'ya artışlar çok ciddi boyutlardaydı. Buradaki artışların da önümüzdeki dönemde yavaş yavaş belki normal trendine dönmesini bekleyebiliriz. Ama bu dediğim gibi zaman alacak. Eğer pandemi yeni kapanmalar gündeme gelirse bunların buradaki normalleşme süreci yani enflasyonun daha makul seviyelere düşme süreci zaman alacaktır. Neden? Çünkü biz bu problemleri neden yaşıyoruz? Biz bu problemleri yaşamamızın altında yatan etmenlerden birisi pandemi sebebiyle tüketici kalıplarının değişmesi. Tüketim kalıplarımız değişti. Boş zamanlarımızda harcadığımız paraların işte sinemaya gidebilirdik, tatile gitmek, seyahat etmek, otele, restorana gitmek, bunların hepsi özellikle hizmetler tarafında harcadığımız paranın hizmetler tarafından sanayi tarafına kayması, yani imalat sanayi tarafından üretilen işte oyun konsollarından tutun televizyon gibi, bilgisayar gibi teknoloji ürünlerine ya da mobilya gibi evde daha fazla zaman geçirdiğimiz için daha konforlu vakit geçirmek istediğimizden mobilya gibi ürünlere kayması aslında talebin imalat sanayine olan talebin artması aslında bütün bunlara sebep oldu. Yani neden taşımacılık maliyetleri arttı? Çünkü dünyanın üretim merkezi Asya. Asya'da üretiyoruz, diğer ülkelere satıyoruz, diğer ülkelerde satılıyor. Talep arttı bu ülkelerde üretilen mallara. Bunların bir şekilde taşınması lazım ama kısa vadede o taşıma kapasitemizi artıramıyoruz. Gemi sayısı belli dünyadaki. Doğru. Geminin faaliyete geçmesi demek belki 2-3 yıl zaman alan bir şey. Dolayısıyla taşıma kapasitesi sabitken talep arttığı için hızlı bir şekilde fiyatlar yukarı gitti. Hocam bu taşıma maliyetleri demişken Birleşmiş Milletler'in de bu konuda bir raporu vardı. Taşımacılık maliyetlerinin tüketici ürünlerinin bu zamana kadar
zaten fiyatları artırdı ama %10 civarında artırmasını öngörüyorlar. Yani buradaki maliyet artışının devamını bekliyorlar sizin söylediler. İşte burada eğer bu tüketim kalıplarındaki değişim normalleşirse, yani hizmetler sektörüyle sanayi tarafındaki ürünler arasında yaptığımız tercihler tekrar eskiye dönerse, o zaman tekrar bu navlun fiyatlarındaki artış geri döner haliyle ve fiyatlar üzerindeki baskısı azalır. Eminim şu anda yeni gemi üretimi de artıyordur. Yani taşıma maliyetlerinin bu kadar arttığı, karlılığın arttığı bir dönemde gemi taşımacılığında muhakkak burada yeni yatırımlar olacaktır. Ve önümüzdeki dönemde bu fiyatlar dengelenecektir. Ama yeniden bir kapanma söz konusu olursa Avrupa'da örneğin bu tüketim kalıplarındaki düşündüğümüz o eskiye dönüş, normalleşme olmayacak tabii haliyle. Bu da enflasyonun daha epey bir süre bizimle kalacağı anlamına gelebilir. Hocam şimdi bağlantıdan kaynaklı yurt içinden direkt küresel enflasyona geçmek durumunda kaldık. Yurt içine evet geri dönmek istiyorum. Buradan cari açıktan bahsettiniz zaten. Enflasyondan da aslında sınırlı olarak bahsettik. Ben şunu sormak istiyorum hocam. Şimdi ihracat tarafında sınırlı bir toparlanma eğilimi var. Ancak burada biz ara mal anlamında ara malı yurt dışından ithal eden bir ülkeyiz. Ve burada ara mal ithalatındaki o artışın daha sınırlı olduğunu görüyoruz. Burada üretici ürettiği ürünün yerine aynı maliyette yenisini koyamıyor. Şimdi kurlardaki yükselişe baktığımızda bu uzun vadede ihracat artışı çok sürdürülebilir mi? Buna yeniden dönmek istiyorum aslında. Kurlarda şöyle fiyat tarafındaki avantajı konuştuk. Fiyat tarafında geçici bir avantaj yarattığını, TL'deki değer kaybını konuştuk. Şeyde ne olur diye sorarsanız üretim tarafına 2018 yılı aslında önemli bir yıl. Burada elde ettiğimiz tecrübe ve deneyim var. 2018 yılında önemli bir değer kaybı olmuştu yine TL'de. O dönemde ara malı ithalatımızın geçici olarak azaldığını görüyoruz. Ama o zamanki beklenti şuydu. 2018 yılında çoğu kişi, sanayiciler TL'nin aşırı miktarda değer kaybettiğini ve önümüzdeki dönemde tekrar TL'nin bir değerlenme sürecine girmesini bekliyorlardı. Dolayısıyla yüksek kur seviyesinden ithalat yapmadılar. Stoklardan kullandılar ve stoklarındaki bu ara malları kullanarak üretime devam ettiler. Yapabildikleri kadar da ihracat yaptılar o yakaladıkları rekabet avantajıyla. Ve gerçekten de bekledikleri gibi TL sonraki dönemde değerlenmeye başladı ve TL daha makul seviyelere geldikten sonra ithalat süreci tekrar başladı Türkiye'de. Çünkü gerçekten de 7'nin üzerinde o dönemde 7'nin üzerinde bir kurdan ithalat yapmak hiç mantıklı görünmüyordu. Çok rasyonel bir şekilde davrandılar ithalatçılarımız ve ithalat taleplerini erteleyerek bu dönemi geçirdiler. Şimdi bu böyle bir şeyimiz var mı, böyle bir beklentimiz var mı diye sorarsanız piyasada mevcut durumda ben okuduğum raporlarda ya da yazılarda böyle bir beklentiye rastlamadım. Yani çoğu kişi TL'nin aşırı değersiz olduğunu kabul etmekle beraber 2018'dekine benzer bir şekilde TL'nin tekrar değerlenme sürecine girmesi konusunda henüz tedirgin, karar alıcılar tedirgin ve bekliyorlar. Eğer TL'nin değerlenmesi konusunda bir miktarda olsa, bir olursa, gelişme olursa, ithalat talebini biraz erteleyerek yine benzer bir şey yapabiliriz. Eğer bu gerçekleşmezse, o zaman mevcut maliyetler üzerinden ithalat yapmaya ve yüksek maliyetler üzerinden ithalat yapmaya ve bu şekilde üretim yapıp ihracat yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki o yakaladığımız fiyat TL'nin değer kaybından dolayı yakaladığımız fiyat avantajını bir kısmını ortadan kaldıracak ihracatçılarımız için bu dönemde, önümüzdeki dönemde.
buradan yani çok fazla yapabilecek bir şey yok. Öyle kar marjları da yaralıyor aslında hocam. Çünkü maliyetler artmaya devam ettikçe şirketlerin yapısı da hani borçlanma yapıları da bozulmaya devam ediyor. Tabii kar marjları da mecburen daralıyor. Burada tabii diğer bir konu da acaba ithal ettiğimiz bir kısım ara malları yurt içinde üretebilir miyiz sorusu. Yani bir ithal ikamesi süreci yaşayabilir miyiz? Bunu kısmen 2018'de bir miktar yaşamıştık. Şimdi de yaşanma ihtimali var. Çünkü gerçekten ithalat pahalı hale geldi. Hele hele Çin'den aramalı ithal ediyorsanız bir yandan fiyat tarafından dezavantajınız var. Bir yandan da taşıma maliyetleri açısından dezavantajınız var. Öyle olunca yurt içinden ya da daha yakın ülkelerden benzer malları tedarik etmenin yollarını aramak tabii daha mantıklı. Burada bir ikame süreci olur mu? Mümkün olduğu kadar olur tabii aile. Özellikle kalite unsurunda bulundurarak yani benzer kalitede bir ara malıyla ikame etme şansınız varsa eminim ki şu anda bunun araştırmasını, piyasa araştırmasını yapıyorlardır ihracatçılarımız. Evet, yeni pazar arayışlarında özellikle işte Afrika tarafıyla pazar payımız büyütülebilir mi? Bunun yönünde de bazı açıklamalar geliyor. Yeni sektör arayışları, yeni pazar arayışları, bununla ilgili açıklamaları duyuyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Bağlantıyla ilgili ufak bir problem yaşadık ama önümüzdeki haftalarda tekrar konuşmaya devam edeceğiz bu konuları zaten. İnşallah. Teşekkür ederiz hocam verdiğiniz bilgiler için. Efendim, makroekonominin bu hafta sonuna geldik. Önümüzdeki hafta makro gelişmeleri konuşmaya devam ediyor olacağız. Hepinize iyi haftalar.